ben çıkmıştım, geldim. Fakat bir arkadaşımla, bir abimle karşılaşınca işte filmi övdüler, güzel dediler. Ve kendimi bir anda... Provalar yaptık, Yeşim'in evinde provalar yaptık. Öncesinde çalışılmış bir şeydi. Bu kadar. Açıkçası böyle Mehmet ilk aklımdaki isimlerdi. Daha yazarken ya da yazdıktan hemen sonra araştırmaya başladığımda Funda ile Mehmet ilk aklıma geldi. Yine de insan araştırıyor, başka yüzlere de bakıyor ama ilk düşünülen doğru. Funda ile daha önce de çalışmak istemiştim. Yine de bir oyununu izledim ve çok sevdim oyunda. Ecem'le aynı okuldayız. Ben öğretiyorum ama ama onu da bir oyunda izledim. Savaş oyunlarıydı değil mi? Ve çok beğendim. Listedeydi ama özellikle oyunu da izleyince ben biraz oyuncuları takip ediyorum. Yani listede olanları özellikle ne yapıyorlar, nerede oynuyorlar, sıradaki performansları da izliyorum. Ve çok sevdiğim oyunda. Bir araya geldiklerindeki kimyalarını zaten çok sevdiğim ilk provalarda da ve çok doğru karar verdiğimi düşündüm ama burada Okan da var, yani Okan'ı unutmayalım. Okan da ilk aklıma gelen isimlerden biriydi, onu da çok severek bu kadroda. Serkan, sonra Serkan Keskin, Sema Poyraz, hepsi çok severek çalıştığım bir kast oldu. Yani nasıl çalıştığını merak da ediyorum. Yani bir taraftan çok zordu ama bir taraftan da yani çok zorlanarak hazırlandığımız sahneler birkaç herhalde tekti değil mi? Yani çok hızlıca çektiğimiz sahneler oldu. Çoğunlukla en korktuğumuz ve en çok prova yaptığımız sahneler. Yani doktorluk, yani iki taraf konusunda doktorluk da çok zorladı. Bir de içinde yaşadığı, o saklı yaşadığı biraz gizli kalan tarafı da bana çok enteresan geliyordu. Bir de doktorluk kısmında Elmas'la kurduğu ilişkideki mesafe, onu nasıl yönlendireceği, sınırının ne olacağı, oraları biraz araştırdım. Benim için yani kendi adıma da kendi hayatımla da zaman zaman yüzleştiğim oynarken yerler oldu. O anlamda da zor şeyler oldu. Ama yani Yeşim genelde zaten biraz oyuncunun hislerine fazlaca önem verdiğini fark ettim çalışırken de. Hepimiz için geçerli sanıyorum, bu Ecem için de geçerli. O yüzden hisleniyoruz yani izlerken de filmi. Etmek istiyorum bu akşam zamanı bulup burada buluşmamızın. Çünkü galiba bu akşamın en önemli, en etkileyici anların biri benim için filmi seyrederken sessizlikti. Yani bayağı böyle hiç kimse hiçbir şey demedi. Banu, Dilek, Doğan Hoca hepsi bu projeyle ilgilendiler. Her aşamasında onlara danıştım. Doktoru gerçekten doktor olarak anlatmam gerekiyordu. Hastaydı aslında, sadece doktor değil, doktor hasta ilişkisini doğru anlatmam gerekiyordu. O süreci birlikte takip ettik. Sete de Arşoluz geldi mesela. O monodrama dediğimiz, bizim sizin terapi diye adlandırdığınız terapi monodrama usulüyle, yani bir çeşit psikodramadan beslenen bir teknik. O sırada Arşoluz da setteydi, bizle beraberdi. Çok motive edici bir şeydi tabii. Bir hata yapmamızı da engel, ama hiçbir hatamız da yoktu zaten. O da çok beğenerek, çok da kuran çektik aslında. Zor bir önemli sahne ama arkadaşlar biraz önce de biraz bahsettiler. Aslında bütün işin sırrı onlarla çalışmakta, bir araya gelmelerini, doğru kimyayı ve doğru motivasyonu, konsantrasyonu, işin arka planını besledikten sonra doğru motivasyonu ve konsantrasyonu sağlamaktı. Onlar da o anlamda hazır oldukları zaman sette uçup gittiler. Biz de o ortamı onlara çok iyi sağladık aslında.